Eofis 2010 yılında kuruldu, Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezinde tek lokasyon olarak başladı. Fakat hedefte hep de lokasyon çoğaltmak ve müşterilerimize yaygın lokasyonda hizmet vermek vardı. Bugün 11 ilde Türkiye'de 46 lokasyonda hizmet vermeye devam ediyor. Gün geçtikçe de büyüyor aslında. Büyüyo ne demek? Tabii bu müşterilerimiz açısından daha özgür ve esnek çalışmak anlamına geliyor. Çünkü nerede istiyorlarsa orada çalışabildikleri gibi müşterilerin olduğu yerlerde toplantı yapabiliyorlar. Yine işte evlerine yakın yerlerde çalışabiliyorlar gibi hani bir mobilite sağlıyor aslında. E-ofis olarak yeni nesil ofis hizmetleri veriyorsunuz. Doğru. Yeni nesil ofis hizmeti ne demek? Bu terimden böyle bir bahseder misiniz? Ofis hizmeti yani sadece bir ofis alanı değil. Ofis alanlarını kuruyoruz. İşte bu genellikle işte prestijli binalarda iş adresi olarak prestij sağlaması açısından bu da veya tarihi binalarda kurulum yapıyoruz. Farklı işte toplantı odalarını koyuyoruz, resepsiyon hizmeti içinde oluyor. Çağrı karşılama hizmeti var aynı zamanda. Bütün operasyonel işi biz üstleniyoruz. İşte bu operasyonel iş dediğimle dediğim gibi işte resepsiyon personeli oluyor, işte temizlik personeli, çay kahve hizmetleri, işte içerideki bütün güvenliğin sağlanması, yani operasyonel aklınıza gelen tüm işler aslında bizim tarafımızdan yapılıyor. Dolayısıyla buna bol hizmetli Ofis alanı diyebiliriz aslında. Bu tabii ne avantajı sağlıyor? İşte siz bir iş kuracakken herhangi bir yatırım yapmak zorunda kalmıyorsunuz çünkü kurulu bir ofise geliyorsunuz aslında. İşte stopaj ödemiyorsunuz, tek bir faturada tüm hizmetleri bir arada almış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani bir yatırım maliyetiniz yok. Bu yeni nesil ofis aslında böyle bir şey. Aynı zamanda da esneklik sağlıyor, mobilite sağlıyor, özgürlük sağlıyor aslında yeni nesil ofisler. Yani biz mesela nasıl yatırımlar yapıyoruz? Ee, biz öncelikle prestiji olan yerlerde kurulum yapıyoruz. Yani biz gidip de bir ara sokaktaki bir binanın içinde kurulum yapmıyoruz. Siz yeni kuruluş yapacak bir şirket bile olsanız, yani daha çok küçük başlıyorsunuz öyle düşünün. Atıyorum size işte bir Trump Tower gibi bir binada adres gösterebiliyorsunuz. Ve en baz paketle başlayarak, hani çok küçük tutarlarla aslında işinize başlayıp, o işi büyütme fırsatı yakalıyorsunuz. Kısa süreli sözleşmeler yapabildiğiniz gibi yine e-ofisin içinde küçülüp büyüyebiliyorsunuz rahatlıkla. Yani yeni kurduğunuz şirketinizi, işleriniz iyi gitti, personel alımına başladınız, hemen büyüyorsunuz. Mesela bir oda daha tutuyorsunuz ya da birkaç masa daha alım yapıyorsunuz. Dolayısıyla şirket aslında bizim e-ofisin içinde büyüyebiliyor veya küçülebiliyor paylaşım ekonomisi, paylaşım kültürü biliyorsunuz yani dünyada artık çok yaygınlaşan bir olgu. Markaların, insanların bir arada olduğu ve paylaştığı hani paylaşımlı ortamlar üzerinden yürüyor belki yeni nesil işler. E, dolayısıyla aslında bence bu bundan dolayı çıktı bu. Yani bu paylaşım ekonomisi, paylaşım kültürü bunu başlattı. Aslında ben de çeşitli ortak çalışma alanlarına gittiğimde bir anda birden fazla şirketle görüşme yapabiliyorum. Tabii ki. Yani içeride çok ciddi bir network var aslında. Şimdi biz e-ofis olarak bugün 10 binin üzerinde üyeye hizmet veriyoruz. Yani bu şirket ve birey olarak düşündüğümüzde. Bu ne demek oluyor? Aslında e-ofisin içine girdiğinizde bu sizin network'ünüz haline geliyor. Siz ne kadar aktifseniz ve burada hani işinizi ne kadar aktif yaparsanız aslında bu network'ten o kadar çok faydalanabilecek bir ortamın içinde oluyorsunuz. Bizim yani müşterilerimiz arasında gerçekten birlikte çalışan çok fazla firma ve işte girişimci var öyle söyleyeyim. Bizim zaten gelecek planlarımız içinde de hani bu hani hemen çok kısa Gelecekten bahsediyorum. Bu network ile birlikte bir topluluk kültürü yaratacak, bir arada çalışmayı, bir arada öğrenmeyi ya da işte büyümeyi, gelişmeyi sağlayacak ortamlar ve eğitimler sunacağız. Buna çok aslında ortam sağlayan yeni lokasyon düşüncelerimiz var. Bu lokasyonlarda bunu destekleyici şekilde aslında kurulumları yapılıyor. Mesela en yeni işte çok çok yakında hizmete girecek bir balat lokasyonumuz var. Bu aslında topluluk olgusunu çok destekleyen bir kurulumla açılacak. Yani şu an bunları söyleyebilirim. Genel olarak hizmetler şöyle. Şirket adresinizi gösterebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra resepsiyon hizmetleri var. İşte misafiriniz geldiğinde siz gelene kadar karşılanıyor ağırlanıyor size hemen bilgisi veriliyor Bunun dışında posta kargolarınız geliyor onlar yönetiliyor yine resepsiyon tarafından çok güçlü bir çağrı altyapımız var Dolayısıyla onlar da yine merkezden yönetilerek bugün işte ayda 60 bile yakın çağrı karşılıyoruz biz Çünkü çok da fazla firma var bünyemizde Bunun dışında hizmetler arasında toplantı odalarını sayabilirim Bunlar işte farklı kurulumlarda işte U düzen seminer salonu ya da işte yönetim toplantılarını yapabileceğiniz oval masa düzenler gibi. Aslında bir işte ihtiyaç duyacağınız her şey var. İşte bunların ne kadar ihtiyacınız varsa siz öyle bir model Öyle bir paketten başlıyorsunuz ve sadece ihtiyacınız kadar ödüyorsunuz aslında. İstanbul'da 32 lokasyonumuz var. İşte Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya, Kayseri, işte daha yeni açıldı Kocaeli, Adana gibi. Yani toplamda 11 ildeyiz şu anda. Ama daha da çok yerde göreceksiniz bizi. Tabii 2022'de evet yurt dışı planımız var. Çünkü artık Türkiye'de gerçekten olmak istediğimiz birçok yerde varız. E bundan sonrası artık yurt dışı ayağı. İlk düşüncelerimiz Almanya, Hollanda, İngiltere olabilir. Alışıla gelen yerlerdeyiz şu anda. İşte bu işte plaza binalarında iş yapılan işte ulaşımı kolay, işte şehir merkezlerinde, ticaretin yürüdüğü yerlerde. Hani artık bu, bu doygunluğa biraz ulaştık diyebilirim. Ama 2022'de biraz daha artık alış, gelmişin dışında yerlerde de göreceksiniz ev ofisi. Örneklemek gerekirse bir çiftlik ofis konsepti olacak. Belki bir boğazda bir tekne ofis olacak. E işte i̇şte güneyde tatil yaparken kullandığınız bunun örnekleri başladı zaten. Hani daha şehrin dışında olan yerlerde çalışma imkanınız olacak. e E-ofis ilk kurulduğunda ben şunu hatırlıyorum. Biz sanal ofisin ne olduğunu anlatmak için uğraşıyorduk gerçekten. E, şu an hani paylaşımlı ofisler her yerde ki e, biz artık bunu anlatmak zorunda kalmıyoruz. Artık herkes öğrendi e, bu sistemi, bu paylaşımlı ofis konseptini. Yani dolayısıyla aslında şu anda sanırım sektörden ayıran büyük bir fark bu. Yani işte bu 46 lokasyonu tüm müşterilerimize kullandırıyor olmak ve işte bunu hiç müşterimizi ayırmadan, hiçbir müşteriyi ayırmadan tüm bu lokasyonları aslında açıyor olmamız en büyük farkımız. Bir de şöyle söyleyeyim tabii farklı uygulamalar var sektörde ama biz her zaman şunu yapmaya çalışıyoruz ve modellerimizi hep bunun üstüne kuruyoruz. Tek faturada ödemesine uğraşıyoruz. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Konuk olduğunuz için. Peki e ofis hizmetlerinden faydalanmak isteyenler nasıl ulaşabiliyor? E, ben teşekkür ederim Hilmi. e-office.com.tr üzerinden e, dileyenler bize ulaşıp, iletişim formları üzerinden bize ulaşarak e, taleplerini belirtebilirler. Zaten çok kısa sürede döneceğimizden de emin olabilirler.